Arkadaşlar merhabalar. Sınava az bir zaman kala sizleri düşünüp sizlere 3 dersten TYT provası hazırladık. TYT provasını hazırlarken sınavın son yıllarda çıkmış olduğu soruları iyice inceleyip çok kaliteli soruları sizlerin önünüze koyduk. Kaliteli derken çok zor sorular beklemeyin. Tam ÖSYM ayarında güzel sorularla karşılaşacaksınız. Kolayı da var, ortası da var, zoru da var. Gerçi geometri de öyle çok zor yok ama hani bir tık zoru da var diyebiliriz. Ama gerçekten kaliteli bu soruları mutlaka ve mutlaka öncelikle kendiniz çözün. Sonra çözemediğiniz sorulara bakın. Peki bu provayı sizlere kimler hazırladı? 1. İsmail hocam yani SML hocam kendi kanalında yayınlayacak. Çözümleri yayınlayacak. Matematik sorularını da kendisi hazırladı. Çok güzel çok kaliteli sorular var. Mutlaka bakın. Önce kendiniz çözün. 2. Geometriyi ben hazırladım. Benim kanalımda zaten şu an izliyorsunuz. 3. Fizikle de ilgili VIP fizik soruları hazırladı. Yalnız bir fizik. Bizden farklı olarak canlı yayında bunları size çözecek haberiniz olsun. E geometri sorularına başlayalım mı? Hadi bakalım. Başlayalım. <laughs> Prova sınavının çözümlerine başlamadan önce ÖSYM'nin TYT'de kullandığı taktiği sana söylemek istiyorum. Ya 4-4-2'yi kullanır ya da 5-3-2'yi kullanır. Ha bu 3-5-2 de olabilir. Hocam bu ne? Futbolcu mu bunlar? dizilim mi bu? Değil. Aslında 4-4-2 derken 4 tane üçgen 4 tane çokgen dörtgen 2 tane de katı cisim konusundan çıkacak diye söylüyoruz aslında size. Ha ÖSYM aslında 5 3 2'yi daha çok seviyor ama bu seneki sınavda TYT sınavında 4 4 2 taktiğini kullanacakmış gibi düşünüyorum hissediyorum. O yüzden ben de buradaki prova sınavını hazırlarken 4 4 2'ye göre hazırladım haberin olsun. İlk sorumuz burada ne? İlk sorumuz da doğru da açı. Ya i̇lk soru olarak genelde ya doğru da açı ya da üçgende açı çıkar üçgende açıyla ilgili bir soruyla karşılaşırsan da eğer eş yapıyla ilgili bir soru sorar büyük ihtimalle eş yapılarda da kenarları eşitliği açıların eşitliğini biliyorsun. Hatta ve hatta sana şöyle bir tavsiyede bulunayım öncelikli olarak. Ya ben son zamanlarda çok güzel animasyonlu böyle shorts videolar hazırladım. Orada eş yapılarla ilgili işte dik üçgen soruları işte açı soruları falan filan zaten incelersen görürsün. Oradaki böyle boşluk bulduğu zaman zamanını çalmak istemiyorum. Dinlendiği zaman açarsın. Bir dakikalık videolar onları da izlersen sana çok şey katacaktır. Instagram'da ve YouTube'da ben bunu yayınladım. Faydasını göreceğin için söylüyorum. Dinlendiği zamanlarda ama öyle Instagram'a girip de bir şey yapmaya da YouTube'a girip de öyle oyalanmanı da çok fazla da istemem. Tamam. Şimdi ilk sorumuz. Doğruda açı sorusu sorulmuş. Bakalım soru ne diyor? Melek Sena kalınlıklar önemsiz 5 tane özdeş çıtayı aşağıdaki gibi yerleştirdikten sonra bazı açıları aşağıdaki gibi hesaplamıştır. Açılar 80, 60, 65 ve x bu çıtalardan sadece iki tanesi birbirine paralel olduğuna göre. Ya hocam şunlar paralel olabilir. Mesela şunlar paralel olabilir değil mi? Kesmedikleri zaman paralel. Ya da hangileri paralel olabilir? Bunlar paralel olabilir. E hocam bununla bu paralel olabilir mi? Hayır zaten kesişiyor olamaz. Diğerlerinde de paralel durumu da yok zaten. İki durum var. E o zaman şunlar paralel olursa eğer. Arkadaş bunlar paralel olursa yöndeş açıdan direkt zaten x nedir? 80'dir. Bakıyorum şıklara 80 yok. O zaman bunlar paralel değil. Hangileri paralel? Şu yatay olanlar paralel. Evet şu yatay olanlar paralel. Bunları kullanalım bakalım biz şimdi. E bu paralelliği kullanırken. Hocam şöyle bir z kuralı var. 80 ise burası da 80 derece değil mi? Evet 80'i yazdın. Sonra hocam şurada da bir z kuralı var. E burası x ise burası da x olmaz mı? Olur. Hemen buradaki x'i de yazdın. Sonra burada 80 ile 65 yan yana topladığınız zaman 145. 180'e tamamlayan açısı 35 derece yapar. Yani burası 35 yaptı. E burada da bak üçgende iç açılar toplamı 180 yani x artı 60 artı 35 eşittir 180 olduğundan x'i de böylelikle kaç buluruz? Şu 95'i attık öbür tarafa. 180 eksi 95'ten 85 çıkar. Yani cevap böylelikle A seçeneği olur. Sonraki soru bir örüntü sorusu. Valla örüntü soruları matematik soruların içinde de soruluyor da geometriye ben örüntü sorularını çok yakıştırıyorum. Uzun zamandır da ÖSYM e örüntü soru sormadı. O yüzden senin karşına şöyle bir örüntü sorusuyla gelmek istedim. Gerçekten kaliteli bir soru. İnşallah çözmüşündür. Soruyu okuyalım bakalım ne diyor. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki zeminin üzerine birer kenarları çakışık biçimde özdeş dikdörtgen biçimindeki fayanslar ile desen oluşturulmuş. Evet burada bir desen oluşturulmuş. Böyle fayansı koymuş böyle koymuş. Bir dikey bir yatay, bir dikey bir yatay şeklinde gitmiş en sonuncusu yatay olarak gelmiş buraya. Kullanılan fayansların kısa kenarı 8 birim, uzun kenarı da 15 birim olarak verilmiş. 8 15. Yani burası 8 15, 17 üçgeninden burası 17 yaptı. Evet. Köşegen uzunluğu 17 oldu. Bu fayansların üzerinde şekildeki gibi köşegenler çiziliyor. Yerleştirilen son fayans şekildeki gibi zeminin köşesine denk gelmektedir. Yani şuradan bahsediyor. Çizilen çizgilerin toplam uzunluğu yani şu köşegenler çizdi ya bu köşegenlerin toplam uzunluğunu vermiş bize 323 olarak vermiş. Hmm. Ben x tane çizildi dediysem eğer buraya hocam x tane ne yapıyorum x tane 17'yi çizdim burada x tane 17 nedir 17 17 17 17 x tane 17'yi toplayacağız demek bu da 17 çarpı x demek değil midir evet. 17 çarpı x kaç verilmiş bize? 323 olarak verilmiş. O zaman x'i buradan 323 bölü şurayı 8 yazmışım. 323 bölü 17 olarak buluruz. E buradan bir kere 17. 17 5 153 kaldı. 9 yaptı. Evet. Dikdörtgenlerin sayısını böylelikle bulmuş olduk. Kaç tane dikdörtgen var elimizde? 19 tane dikdörtgen var. Evet 323 birim olduğuna göre zeminin kısa kenar uzunluğu. Evet bu dikdörtgen şeklindeki fayanslar bu zemine konulmuştu ya buradaki zemindeki kısa kenar nedir diye soruluyor. Yani bu kenar soruluyor bize. E hocam örüntü bunun neresinde? Öncelikle şöyle bir şekli büyüteyim sana istersen. Şekli böyle net bir şekilde görelim. Hocam her bir fayansı koyduğumuzda acaba 15 mi gidiyor? İlk fayansı koydum 15 gitti. Ben şu kenar uzunluğunu bulmaya çalışacağım ya. Sonra ikinci fayansı koyduğumda herhangi bir şekilde sola doğru bir gidiş olmadı. Sonra 3. fayansı koyduğumda bak burası 8 burası 15 toplamda burası kaç yaptı 15'ten 8 çıkarttığın zaman 7 kaldı. A 3. koyduğumda 7 yaptı. 4. koyduğumda herhangi bir şekilde sola gitmedi. 5. koyduğumda ne yapacak yine böyle sola gidecek mi gidecek. Hmm. Hocam bak örüntüyü biraz olsun bir tık olsun yakaladık sonra böyle 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 gidiyor. En sonuncusu da şu şekilde yatay olmuş. Hatta bir ben buradaki dikeyini de şöyle bir çizeyim istersen. En son yine buradan kaç gidiyor? 7 gidiyor. Yani şuradan şuraya kaç tane 7 gittiğini bulursam olay bitecek. Örüntüye baksana. Her iki dikdörtgeni bir koyduğunda bir gidiş oluyor değil mi? Sola doğru bir gidiş oluyor değil mi? O zaman örüntülerde ben 2'yi kullanacağım. Yani iki dikdörtgeni birden kullanacağım. Elimde kaç tane dikdörtgen vardı? 19 tane dikdörtgen vardı. İlk dikdörtgeni koyduğumda 15 gitti. Ama sonrasında ne yapıyor? Örüntüye dikkat et. Üçüncü de böyle 7 gidiyor. Sonra beşinci de 7 diye gidiyor değil mi? O zaman ilk dikdörtgeni koydum. İlk dikdörtgeni koyduğum zaman sola doğru 15 gitti mi gitti. Sonra bizim örüntümüz ikili gruplar şeklinde gitmeyecek mi? Evet ikili gruplar şeklinde gidecek. İlk dikdörtgenimiz buradaysa toplamda 19 tane dikdörtgen varsa elimde. Şuraya 18 tane dikdörtgen kaldı. 18 tane dikdörtgen de hep ikili gruplar halinde gidiyor. O zaman 18 bölü 2 9 tane 7 gidecek anlamına gelmiyor mu buraya? Evet burada da 9 tane kalıyor. Çünkü her ikili grupta gidiyor. 18 dikdörtgen kaldı elimizde. Tekrar söylüyorum. Şurada 18 dikdörtgen kaldı. Her ikili grupta 7 gidiyor. O zaman 18 bölü 2 9 demek. 9 tane 7 sol tarafa gidiyorsun demek. O zaman 7 tane 9 tane 7'nin toplamı da 7 kere 9 63'tür. Yani 15 artı 63'ten dolayı cevaba nasıl ulaşırız? 78 diye ulaşırız. Gerçekten güzel bir soru. 78 bulduk. Cevap böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Mükemmel bir soru. Böyle bir soruyla da büyük ihtimalle karşılaşırsınız. Yani örüntü sorularında da nasıl davranmanız gerektiğini anlatan çok hoş bir soru oldu mu? Oldu bence. Evet. Yani soru da nasıl bir soru? Zora yakın bir soruydu, değil mi? Böyle bir soruyla da karşılaşabiliriz. Soru dikdörtgen sorusuymuş gibi gözüküyor aslında ama ne sorusu üçgen sorusu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda birim kareli zeminde 3 farklı ABC üçgeni gösterilmiştir. Buna göre A, B ve C ile ifade edilen noktalardan hangileri bulundukları üçgende ağırlık merkezidir? Ağırlık merkezi ile ilgili yıllardır ÖSYM e soru sormuyor diyebiliriz. Ama burada bak çakallık yaptı o çakallığı sana biraz sonra söyleyeceğim. Şimdi ağırlık merkezi demek ne demek? Hocam kenar ortayların kesim noktasıdır. Ya da yani şurası ağırlık merkezidir. Ya da ne olacaktı? Hocam 1'e 2 oran da olabilir. Ağırlık merkezi dediğimiz şeyde 1'e 2 oran da olur. Yani iki şart sağlanırsa da yine hocam hem kenar ortay hem de 1'e 2 oran böyle varsa da yine burası ağırlık merkezi olur. Yani ağırlık merkezi olması için kenar ortaylıklar olacak. Bir de 1'e 2 oranlamalarımız olacak. Şimdi A'yı inceleyelim. Hocam şuradan şöyle şunu çizecek olursam. A ne güzel. Kenar ortay oldu. Hemen sakın kenar orta olduğu için A'ya ağırlık merkezi deme. Çünkü diğer şartta da bak. Yani iki şart sağlanması lazım. Diğer şartta diğer doğruyla da çizilmişse eğer kenar orta oluyor mu? Ya da sen çizdiğinde kenar orta oluyor mu? Ya da 1'e 2 oran sağlanıyor mu diye bak. E hocam şurada zaten bir uzunluk var 2. Burası kaç? 3. Oo 1'e 2 oran sağlanmadı. 2 iken 4 olsaydı burası ağırlık merkezi olurdu. O zaman bu olmadı. Öbürüne gelelim. İkincisinde de hocam zaten çizgisini çizmiş. Buradan çizgisini çizmiş. Çizince şu kenar ortay olduğu belli. 2 birim burada. 2 birim burada. Ama tam burada 1'e 2 oran var mı diye inceleyeceğiz. 1'e 2 oranda varsa o zaman kesinlikle bak kesinlikle ağırlık merkezidir diyebiliriz. E nasıl inceleyeceğiz hocam? İşte bak burada ne var? Birim kareler içerisine koymuş bunu. Birim kareler içerisine konulan bir şekilde üçgende müçgende ya da dörtgenlerde de yine aynı şekilde. Baktın bir şey yapamıyorsan. Üçgenlerde biz hep sıkıştığımız zaman nereye gidiyoruz? Benzerlik. İşte burada bu birim karelerin yatay çizgileri birbirine paraleldir. Ya da dikey çizgileri birbirine paraleldir. Büyük ihtimalle paralelliği kullanacağız. Zaten ÖSYM bak bir sınavda TET'de ya da AYT'de mutlaka benzerlikle ilgili bir soru soruyor. Hatta birkaç tane soru sorabiliyor. Diğer sadece benzerlik diye sormayabilir. Mesela bu soruda çakallık yapmışım. Benzerlik olduğu belli ama benzerlikten çıkıyor bu soru. Hani diğer konuların içerisinde, dörtgen içerisinde, çemberin içerisinde ya da katı cismin içerisinde, analitin içerisinde de yine benzerlik soruları bu büyük ihtimalle gelecektir. Zaten o yüzden benzerlik aşırı derecede önemli. E ben burada ne yapacağım? O zaman ben buradaki şu paralelleri düşünerekten oran bulmaya çalışacağım. Nerenin oranını bulmaya çalışacağım? Şurada acaba ikiye bir oran var mı? Bak sen şurada şu çizgiye bakacak olursan şu yataylar paralel ya. Hocam burası 2 birim burası 4 birim. Yani sen şuraya baktığın zaman böyle hocam buradaki üçgende yukarıdan aşağıya 4 bölü 2 2'ye 1 oran var 2'ye 1 oran var deyip hemen burada ağırlık merkezi olduğunu söyleyebilirsin. Ya da 2'ye 1 oranını başka nasıl bulabiliriz hocam? Bak şimdi dikkat dikkat 2'ye 1 oranını bir de şu dikeylere bakarak da bulabilirsin. Hocam şu dikeylerin paralelliğine baktığımız zaman da şurada ne var? Hop kelebek benzerliği var. Nerede tam olarak göstereyim bak Şurada bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 birim burası, 4 birim burası. O zaman soldan sağa 2/4 1'e 2. O zaman burası da 1'e 2. Yani en ken burası ikendir. Evet gerçekten de hem kenarortay oldu, hem 2'ye 1 oran oldu. O zaman B ağırlık merkezi oldu. O zaman B'yi yazdık. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsündeki üçgende de "Aa hocam buradan çizdiğim direkt kenarortay değil de şuraya baktığı zaman bu sefer burada 1'e 2 oran sağlandı." Ama şuna baktığın zaman burası 2 birim, burası 3 birim. Sadece bir şart sağlandı. Burası ağırlık merkezi olur mu? Olmaz. Dolayısıyla cevap ne oldu arkadaşlar? Cevap yalnız B oldu. Yani cevap Balıkesir oldu. Güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. ÖSB benzerliği çok sever. Sonraki soruda. Bak yine benzerliği katmışım için içine. Hatta alan da katmışım. Benzerlik alan ikisini de çok sever. Hatta ben bunu shorts'ta yayınlamıştım. Bir dakika içerisinde de bunun çözümünü de yapmıştım. Güzel bir soru. Valla bu soruyu buraya da koydum. Hocam shorts'ta izledim demeyin. Bir daha çözüm. Önemli. Önemli bir soru tipi olduğu için yine yapalım bakalım birlikte. Aşağıdaki şekilde bir bıçak ve bıçağın üçgen şeklindeki metal kısmının kılıflı hali gösterilmektedir. Bıçağın metal kısmının yüzey alanının %36'lık kısmı çıkarılmış hali aşağıdaki gibidir. Hmm. Ben bıçağın kılıfını şu şekilde çıkartmışım. Dur bir dakika. Şöyle yapayım. Şöyle gelsin. Heh. Ben bıçağı şu şekilde çıkartmışım böyle. Ve çıkarttığım zaman da ne kadarlık kısmı? %36'lık kısmı gözüküyormuş. Tamam ilk şekilde göstereyim. Ben kılıfı şu kadar çıkarttığım zaman %36'lık kısmı. %36'lık kısmı buradaysa. Tamamına ben 100 dersem. O zaman buraya 64 mu kaldı? Evet %64'lük kısmı kaldı. O zaman buraya bakacak olursak hocam burası %64'lük kısmı burası da %36'lık kısmı. Yani burada ne var? Hocam burası 64 tamamı da 100 mi yaptı? Evet benzerlik alan ilişkisi var. E burada şunlar birbirine paralel ya benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya da tam tersi alanlar oranı var ya burada. Yani ben buranın ne olduğunu biliyorum 64 olduğunu biliyorum tamamında 100 olduğunu biliyorum. Alanlar oranı olduğu için de alanlar oranının karekökü Benzerlik oranına eşittir. E alanlar oranında. Şurası 64 tamamı 100. E o zaman diyelim. 64 bölü 100'ün karekökü 8 bölü 10 yapıyor. Sadeleştirme yapmayalım. Yani ben buraya kadar 8K dersem tamamı ne olacak? 10K olacak. Sonra ne yapıyoruz? Bıçağa bak biraz daha çekiyorum. 6 cm daha geri çekersem. Evet buradan buraya doğru bir 6 cm daha geri çekersem şöyle. O zaman bizim bıçağın en sonki hali şuraya denk geliyor. Görülüyor değil mi? Evet görülüyor. Şuraya denk geliyor. Bu sefer de %84'lük kısmı gözüküyor. Yani şuradaki kısmı 84'lük kısmı kalıyor. Buradaki kısma da ne kalıyor o zaman? 16'lık kısmı kalıyor. Bak bu sefer burası 16 oldu. Ben şuraya bu sefer 16'yı yazayım. Dikkat dikkat. Şimdi burası 16 oldu. E tamamı da 100 değil mi? Yine benzerlik alan ilişkisi. Bu sefer de 16 bölü 100'ün karekökü. kökü 4 bölü 10 yapar. Yani benzerlik oranı 4 bölü 10 yapacak. 4 bölü 10 olacak. E tamamı 10K ya. O zaman buraya 4K kaldı. E şimdi dikkat. Şuradaki bilgilerde 4K olduğunu biliyorum. 8K olduğunu biliyorum. 10K olduğunu biliyorum. E tamamı 8K ise buraya 4K mı kaldı? Evet 4K'yı buraya da yazalım. O zaman buraya da ne kaldı? 2K kaldı. E şimdi burada ben bıçağı ne yapmıştım? Şuradan şuraya 6 cm çekmiştim. Benden bıçağın metal kısmının uzunluğu yani şuradaki yüksekliği soruluyor. E dikkat et. Şurada 4K'daki 6 ise o zaman yine aynı şekilde uzattığın zaman şöyle bir şey olacak. Hatta aynı şekilde yapmayayım da bu sefer şöyle yapayım. Aynı şekilde göstereyim ya da ya da oran oran da yapabilirsin ya. Hocam 4K'daki 6 ise 10K'daki kaçtır diyebiliriz. Ya da direkt 4K'daki 6 mı? 6. Tamam şuraya gelelim. O zaman şurası da hocam 4K'daki o zaman bu uzunlukta 6 yapar. 4K'daki 6. E hocam 2K'daki kaç yapacak o zaman? 4K'daki 6 ise 2K'daki de yine benzerlikten dolayı 3 yapacaktır. Çünkü 4K'da 6, 2K'da da yarısı olacaktır. Toplamda şu uzunluk 6 burada, 6 burada, 3 burada. Topladığın zaman da 12, 15 mi yapıyor? Evet cevap böylelikle 15 yapar. Bu da çok güzel bir soru. Tam sınavda çıkmaya aday bir soru. Kurban bayramı gelmeden şu bıçağı da göstermiş olduk size. Evet cevap C an oldu. Geldik bir sonraki soruya. Düzgün çokgen sorusu ÖSYM son zamanlarda düzgün çokgenlerle ilgili gerçekten güzel sorularla karşımıza gelebiliyor. Yalnız sadece sordukları sorular hep düzgün çokgeni içeren sorular oluyor. Ben burada böyle başka bir yere evrilebilir deyip farklı bir tekniğe çevirdim soruyu. Zaten soruyu çözerken de farklı bir teknikte olduğunda göreceksin güzel bir soru. Şimdi düzgün beşgen demiş böyle iç açısının formülünü de veriyor da ya vermezse diye ben vermedim bir Derse bile ben hemen dış açıdan buluyorum. Düzgün beşgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72'dir. Dış açısı 72 ise iç açısı da kaç yapar? 108 yapar. Sonra bir de düzgün 12 gen verilmiş. 360'da 12'ye böldüğüm zaman 30 yapıyor. Dış açısı 30 ise iç açısı da kaç olacaktır? 150 olacaktır. E benim için ne önemli? Hocam şu açıyı bulmam için buradaki açıyı bulmam lazım. E, ben şu açıyı biliyorum. Bu açı kaç derece? 108 derece. Düzgün beşgenin iç açısı olduğu için. Burası da o düzgün 12 genin olduğu için kaç yapıyor burası? 150 derece yapıyor. Ama şuradaki açıyı bilmiyorum. Şuradaki açıyı da bilmiyorum. Takıldık kaldık. Düzgün çokgenlerde takıldığınız zaman şu kenar eşitlerini yazın mutlaka. Bak eşitleri yazdım. Sonra öbüründe de eşitleri yazalım. Şu düzgün 12 gende de hemen eşitleri yazdım. Ana burada ne çıktı? Bak karşımıza bir deltoid çıktı. İşte çokgen ile deltoid'i karıştırmışım burada. E ne olacak? Deltoid. Deltoid'in tanımında açısal tanımda ne var? Hocam bu x kenarlar. Bu da x kenarlar. Tabanları burası ya. Buradaki tabanları taşıyan açılar birbirine eşit değil miydi? Evet. Oradan yapabiliriz. Ya da şu x kenarları gördükten sonra x kenar oluşturup 108 ise şu açıları bulursun. 150 ise bu açıları bulursun. Dolayısıyla bu açıyı da komple bulmuş olursun. Hadi biz deltoid'den yapalım. Şu ikisini toplayalım. 108 ile 150'nin toplamı 258 yapıyor. 360'dan da 258'i çıkarttığın zaman hocam kaç yapıyor? 102 yapıyor. Yani şu açılarda birbirine eşit ya. Bunların da toplamı da 102 ya. O zaman 2'ye böldüğün zaman 51 51 yapar. E buradaki açı toplamda x artı 51 düzgün beşgen iç açısı. Yani 108 olmak zorunda. O zaman x'i de böyle kaç buluruz? 57 olarak buluruz. Cevap C. An. Çıkar. Bak. Düzgün çokgenlerle neyi karıştırmışım? Başka bir konuyu karıştırmışım. ÖSYM'de bu teknikte sorar diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz. Hoş bir soruydu. Cevap cevap. Bir sonraki soruda. Bir eşkenar dörtgen. Bakalım güzel soru bu da. Eş yapıları kullandıran hoş bir soru. Benzerinde bir soru çıktı mı çıktı. Ama bu sefer o benzerindeki soruyu daha farklı mantıkla sordum. ÖSYM birbirinin benzeri soruları da sormayı çok seviyor. O yüzden önemli bir soru diyebiliriz eş yapı kullandığın zaman eş yapılarda ne önemliydi? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği, aşırı, aşırı derece de önemli. Burada ikiz kenar yamuk biçimindeki özdeş tahtalardan 10 tanesi birleştirilerek şekil birdeki gibi çevresi 40 cm olan bir eşkenar dörtgen yapılmış. Evet şu şekilde özdeş böyle ikiz kenar yamukları koyduğum zaman burada da bu şekilde koymuşum böyle Birincisinde eşkenar dörtgen, bir kenarı on birim olan bir eşkenar dörtgen oldu, çünkü çevresine bize 40 demiş. Sonra ikinci şekilde de koyduğu zaman alt tanesini koyduğu zaman ikinci şekil oluşmuş. İkinci şekilde düzgün altıgenmiş. Bak yine bir çokgenle bir dörtgenin karışımı aslında şöyle baktlar. Hmm. Ne yapacağız Kenarlarını koyduk. Hatta düzgün çokgen, hocam şu kenar şu kenar, şu kenar şu kenar şu kenar eşit zaten alt tabanlar olduğu için e, tamam düzgün çokgen olduğu belli düzgün çokgende. Düzgün altıgen oluşmuş. E, düzgün altıgen de dış açısı 360 böyle alttan 60 ya. İç açısı kaç yapıyor? 120 derece yapıyor. Hocam 120 derece. Şu açı 120 derece. E eş yapı kullandık burada. Eş yapılarda bizim için önemli olan kenarların eşitliği. Yazdık tamam. Açıların eşitliği de önemli. Yani hocam şu açı nokta açısı x kenar yamukta. Bu açılar da nokta açısı. Şu açılar da nokta açısı diye gidiyor. A tamamı 120 derece ise nokta açılar 60'ar derece mi yaptı? Evet. Yani şekil 2 de bize 60 dereceyi bul diye böyle şekil 2'yi vermiş. O zaman burada bu açıda nokta açısı olduğunu 60 derece ya. Şimdi benden ne isteniyor? Benden eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Şekle baktığımda bütün kenar uzunlukları var. Bir de açı var. E, açı varsa bir alan dersek aklımıza ne gelecek? Üçgende olsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Eşkenar dörtgende e, tabana ait yükseklik gelecek. Hemen tabana ait yüksekliği çizersem. 30 60 90 üçgen çıkar. 90'ın karşısı 10 30'un karşısı 5. Burası da 5 köküç. Bak taban belli. Yükseklik belli. O zaman alan da belli. 10 çarpı 5 köküç bana alanı verir. Yani cevap 50 köküç yapar. Cevap böylelikle edremit oldu. Güzel bir soru. Özellikle x kenar yamukları böyle birleştirip de şekil oluşturmayı ÖSYM çok seviyor. Bak eşkenar dörtgen oluşturabiliriz. paralelkenar kenar oluşturabiliriz. Altıgen oluşturabiliyoruz. Dikdörtgen oluşturulmuş sorusunu zaten ÖSYM e sordu. Altı geldisini de sordu. Ama bak böyle paraya kenar oluşturmasını da gör istedim bu soruda. Hatta eşkenar dörtgen. Paraya kenarın da özel bir hali. Eşkenar dörtgen oluşturmuşuz. Çok kolay bir soru ama güzel bir soru. Sonraki soru dikdörtgen sorusu. ÖSYM dikdörtgen ve kareyi es geçmiyor. Dikdörtgen ve kare ile ilgili genelde böyle çarpanlara ayırma bilgilerini de sorabiliyor. Haberin olsun. Yani şunu demek istiyorum. A kare artı B kare verilip işte A çarpı B verilip A artı B'yi bulmalı sorular var ya. Onu matematikten biliyorsun. ÖSYM'de çıkmış soruları çözdüysen zaten o tür sorularla da karşılaşmışsındır. E bir kere o aklında bulunsun. O açılımı biliyorsan ya bilmek zorundasın. Çarpanlara ayırmadaki o açılımı bilmek zorundasın. Ama ben burada sana daha kolayını sormuşum. Şimdi ne diyor soruda? Şekil 1'de dikdörtgen biçimdeki masanın üzerine serilmiş olan örtünün kenarları masanın kenarına 10 cm uzaklıktadır. Evet ben burada A diyeyim. Ve burada eş yapıyı Şekil 2'de de aynı örtüyü kullanmışım. Kenarların eşitliği önemli. Kısa kenar A yazdım. E burası 10 ya. Şöyle 10. E burası da 10 ya. Toplamda şu uzunluk kaç yaptı o zaman? A artı 20. Yani burası A artı 20. E hocam A artı 20. A örtünün uzun kenarı A artı 20 çıktı. O zaman burada A artı 20'yi yazalım. E burada da 10 birim var. Burada da 10 var. Toplamda o zaman burası A artı 40 mi yaptılar? Evet. Yani şurası A artı 40 yaptı. Şimdi bu döndürülmüş hale. Döndürme soruları da zaten eş yapı sorularıdır. Yazdık. Eş yapıda uzunluklarda yazınca kenarlar kendiliğinden çıktı. Masanın çevresinden bahsetmiş. E hocam burada A artı 40 var. A artı 20 var. Topla bakayım. 2A artı 60. Hocam burada da 2A artı 60 var. Toplamda 4A artı 120 yaptı. O zaman 4A artı 120 ne eşit? 360 eşit. 4A'yı buradan 240 buluruz. A'yı da buradan 60 olarak buluruz. Gel burada A yerine 60 yaz bakayım. Hocam A'sı burada 60. Ya da şurada yazalım. A 60 Burada kaç yaptı? 80 yaptı. Bana buranın alanı soruluyor. E 60 ile 80'in çarpımı. 4800. Burada işlemimiz santimetre kare. Kaç desimetre karedir diye soruluyor. E 1 desimetre 10 santimetre ya karelerini aldığında 100. 2 sıfır gidecek. Yani 48 desimetre kare yapıyor. Cevap böylelikle balıkesir yapar. Sonraki soru. Güzel bir soru. 2025 tayfa için hazırladığım bir soru ama 2024 tayfayı da bu sorudan mahrum edemezdim. İnşallah yapmışsınızdır. Hemen burada sizin de karşınıza çıkarttım. Soru, hoş bir soru. Bakalım ne diyor? ABCD karesi biçimindeki bir kağıt şekil 1'deki gibi B köşesine 1 cm uzakta K noktasından yırtıldığında yırtık L noktasından ayrılarak, şuradan ayrılarak, şekil 2'deki gibi iki kağıt parçası oluşmuş. Çekil 2'deki iki kağıdın çevreleri farkı da 8 olarak verilmiş. K ile L arasındaki en kısa da 10 olarak verilmiş. Çekil 1'deki kağıdın bir yüzünün alanı nedir diye soruluyor bize. Aslında dik üçgen sorusu olarak da algılayabiliriz ama kare sorusu. Şimdi yırtılmış. Tamam burası 1. Ben şuraya bir A dersem şuraya da B dersem. Karenin bir kenarı A artı B yaptı. A artı B yaptı. O zaman buraya da A artı B eksi 1 mi kaldı? Evet çünkü burası 1 ise tamam A artı B, B, ise buraya A artı B eksi 1 kaldı. E ne yapacağız? Yazalım. A artı B eksi 1 burası. B burası. A burası. A artı B burası. A artı B burası. Bana verilen bilgiyi kullanacağım. Çevreleri farkı demiş. Çevreleri farkına bakacak olursak. Hocam şurada A artı B var. A artı B var. A var. 1 var. Bir de burada garip bir X var. Hocam yırtık aynı şey ya. Burası da garip bir X değil mi? Evet. Evet bir kenarımız ne? Yazalım. Hocam şuraya bakacak olursak. A artı B, A artı B, A var. Yani toplamda 1, 2, 3 tane A var. 2 tane B var. Hemen yazıyorum. 3 A artı 2 B artı. Bir de ne var? Şunu yazdım. Bunu yazdım. Bunu yazdım. X'i yazacağım. Bir de 1'i yazacağım. 1'i de unutma. X artı 1 var. E sonra hocam şuradaki kağıtta da şunlar var. Yani B'den 2 tane var. A'dan 1 tane var. Bir de X var. Hemen onu da yazıyorum. Hocam orası da x artı a artı 2b eksi 1 mi? Evet. İşte bunu çıkartacağım. Çıkarttığım zaman bu da neye eşitmiş? 8'e eşitmiş. Çevreleri farklı. Şimdi eksiği dağıttığın zaman hocam x'ler gidiyor. Artı x eksi x oluyor. Ee, buradaki 3a var. Burada da a var. 3a'dan a çıktı. 2a kaldı. Buradaki 2b'ler birbirini götürüyor. Şöyle baktığım zaman çünkü eksiği dağıtıyorum. Sonra burada da artı 1 var. Burada da eksi 1 var. Eksi eksi artı yapıyor. Artı 2 yapıyor. 2 a artı 2 eşittir 8 oldu. 2 a buradan 6 oldu. a'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. Tamam ne güzel. a'yı 3 bulduysan yaz bakayım yerine. a yerine 3 yazdığın zaman o zaman burası b artı 2 mi yapar? Aynen öyle. b artı 2 yaptı. Siyah kalemi alayım elime. Hocam şurada artık Pisagor bağıntısı yapabilirim. Bir kenar b bir kenar b artı 2. Bak 10'un karesi eşittir. B'nin karesi artı B artı 2'nin karesi mi diyeceksin? İşlem 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 mi yapacaksın? İzzet kardeşim 10 varsa büyük ihtimalle üçgendir. 6, 8, 10 üçgendir. B ye yerine 6 yazarsan burası 8 oluyor mu? Oluyor. O zaman B 6 çıktı. E o zaman B 6 çıktıysa. Hocam B yerine 6 yazınca A'yı da 3 bulmuştuk. Bir kenar kaç çıktı o zaman? 9 çıktı. 9'un karesi de 81 yapar. Karenin alanı isteniyor benden. Cevap böylelikle denizli çıkar. Hoş bir soru değil mi? Gerçekten hoş bir soru. Böyle yırttığı zaman şuradaki garip parçayı ne yapacağım hocam? E, o garip parça burada da var. Çevreleri fark ediyor. Onlar zaten birbirini götürüyor. Hoş bir soruydu. Böylelikle bu soruyu da halletmiş bulunuyoruz. Sonraki soru. Geldik katı cisimlere. ÖSYM katı cisimle ilgili TYT'de iki tane soru soruyor. Bir tanesi böyle sözel bir soru olacak. O yüzden bu soruya dikkat. Şimdi ne demiş? Prizman'ın hacmini vermiş. Taban alanı çarpı yükseklik olarak vermiş. Hacmi 480 santimetre küp olan dikdörtgenler prizmasından bahsediyor. Hemen şöyle bir şekli bir çizeyim. Bir dikdörtgenler prizması var elimde. Ve hacmi de neymiş? 480 olarak vermiş. Buraya A, buraya B, buraya C diyecek olursam A çarp B çarp C'yi vermiş aslında bize. Sonra içinde kapalı bir cam kabın içinde bir V santimetre küp su varmış. Bunun içinde de şöyle bir su varmış. Hadi bakalım bu suyu da kullanalım. Şimdi kat düz bir zemin üzerine farklı yüzleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda suyun yüksekliği sırasıyla bak mesela AB yüzeyine konulduğunda yüksekliği kaç olacakmış? 3 olacakmış. Diğer yüzey üzerine koyalım. Hangi yüzeyi üzerine koyabiliriz? Mesela hocam AC üzerine koyabiliriz. AC yüzeyine koyduğumuz zaman da şu şekilde şekli çizelim. Yine içindeki su AC'ye koyduğum zaman yükseklik ne olacak? B olacak. Ama içindeki suyun yüksekliği ne olacakmış? 4 olacakmış hemen yüksekliği de çizeyim şöyle Ondan sonra bir tane daha çizeceğiz şimdi Bir tane daha çizdiğimizde hangi yüzey kaldı Biz neleri kullandık AB zeminde kullandık AC'yi kullandık BC'yi kullanmadık BC Yani bu sefer de bu yüzey üzerine yatırılırsa yükseklik A olacak Ama Buranın yüksekliği alacak. olacak içindeki suyun yüksekliği de kaç olacakmış 5 olacakmış Bu şekilde ve bunun içinde de V dediğimiz kısım var. İşte bu V. Suyun hacmi. Hepsinde de aynı mı? Aynı. Onu kullanacağız. O zaman suyun hacmini V'yi kullanalım. Birincisinde nedir? Hocam A çarpı. Pardon. Çok pardon. Birincisinde nedir? Şöyle. A çarpı B çarpı 3 e eşittir. İkincisinde A çarpı C çarpı 4'e. Sonraki de B çarpı C çarpı 5 eşit değil mi? Evet. Yazalım o zaman. A çarpı B çarpı 3 V'ye eşit. İkincisinde de A çarpı C çarpı 4'e eşit. Sonrası da B çarpı C çarpı 5'e eşit değil mi? Evet. E bunlar birbirine eşit. Şu ikisi birbirine eşitse yani AB 3 eşittir AC 4 ise buradan ne geliyor? A'lar gidiyor. 3B eşittir 4C geldi. O zaman B yerine ben 4K koyarsam A yerine 3K koyacağım. Şu ikisinin eşitliğine bakacak olursam da Hocam AC4 ile BC5 birbirine eşitse eğer buradan C'ler gidiyor. O zaman buradan ne geldi? 4A eşittir 5B geldi. E C dediğim 3K'ydı. B dediğim de 4K'ydı. B 4K ise A burada da A da 5K olacak. O zaman ben ABC'yi bulmuş olurum. Evet, burada B 4K, C 3K, A da ne oldu? 5K oldu. E zaten en baştakinde de bize vermişti. A dediğimiz Hemen yazalım 5K. B dediğimiz 4K. C dediğimiz de 3K'yı yazalım. En baştaki bütün prizmanın hacmini de bize 480 vermemiş miydi? Evet. O zaman 480. 5K çarpı 4K çarpı 3K eşittir. 480'i yazalım. İlk önce 5 kere 4 20. 10'a bölsen 48. Bir de 2'ye bölsen 24 yapıyor. E, bu 3 ile de 8, 24 sadece 8. Yani k eşittir 8 ise k'yı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. k'yı 2 bulduk. O zaman buradan k yerine 2 yazdığımızda burası 10, burası 6 burası da 8 çıkar ve benden v isteniyor. Arkadaş v dediğim zaten neydi? Duydu, ya da buydu ya da buydu. O zaman v dediğimizi yazalım. a çarpı b çarpı 3 e Zaten a'yı kaç bulduk? 10 Sonra b'yi kaç bulduk? 8. E o zaman 10 çarpı 8 çarpı bir de ne vardı burada? 3 mü var? Bunu kullanıyorum. AB3'ü kullanıyorum. 3'ü kullanıyorum. O da kaç yapıyor o zaman? 240 yapıyor. O zaman cevap balık Balıkesir yaptı. Lütfen bu soruya dikkat. Böyle sorular karşımıza çıkıyor. ÖSYM bu tür soruları seviyor. Tamam. Geldik son soruya. Burada da yüzey alanını sormuşum size. Evet. Güzel bir soru. ÖSYM'de bu tekniği de çok kullanıyor. Çok seviyor. O yüzden bu soruya da dikkat. Ali şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimdeki ahşap parçalardan özdeş 3 tanesini kullanarak şekil 2'deki gibi tabure yapıyor. Daha sonra elde ettiği taburenin tüm yüzeylerini boyuyor. Bir birim kare yüzeyi boyama maliyeti 2 TL. Yani ben yüzey alanını bulduktan sonra 2 ile çarparsam ne kadar boyama için kaç TL ödemiş olduğunu bulur muyum bulurum. E ne yapacağız burada? Şöyle yapabilirsin. Tüm yüzey alanlarını bulup sonra yapıştırılan yerleri böyle şey yapmayacağız ya boyamayacağız ya tüm yüzey alanından yani şunundan 3 tanesini kullanacaksın. Yüzey alanını bulup 3 ile çarpacaksın. Sonra kaybolan yüzeyleri de çıkartabilirsin. Ama bu şekilde yapmak bazen çok zahmetli olabiliyor. Birim küplerin kullanıldığı sorularda, birim küplerle yapılabilen yapılarda daha doğrusu. Mesela bu dikdörtgenler prizması, kare prizma, işte herhangi bir prizma şeklindeki şeylerde olur. Prizmalarda olur. Bunlarda ne yapacaksın? Yüzey alanını bulurken ve bunların yapıştırılmış haliyle oluşturulan şekillerde Görünen yüzey çarpı 2 bana neyi veriyor? Tüm yüzey alanını veriyor. E o zaman görünen yüzeyleri hesaplayalım. 15 3 ile çarptım. Burası 45. 16 3 ile çarptın. Burası 3 ya. Burası 48 değil mi? Evet. E o zaman burada ben hadi şunu bulayım. Şurası kaç birim? 15. E hocam burası 15. O zaman burası 15 ise şu dikey olan kısım kaç olacak? Hocam 16 olacak burada. Şu dikey olan kısmının da 16 olduğunu bulduk taburede. Şimdi yüzey alanlarını bulalım. Şuradaki alan 15. Burada kalan 48. Bir de burada ne var? Hocam burası da 15 ile 16'nın çarpımı. 15 ile de 16'yı çarparken bu 15 çarpı 2 çarpı 8 ya 30 çarpı 8'den 240 yapıyor. Evet buradaki alan da 240 yaptı. Hemen bunu yazalım. Görünen yüzeylerdeki alanları yazalım. 240 burada. 240 burada. Herhangi bir kayıp yok. 240 burada. E hocam bunun karşısında da var böyle İşte dur yazma gördüğün yüzeylere yaz. E hocam burası kaç? 16 çarpı 3, 48 burası. Hocam burası da 48. Ondan sonra şurası kaç? 16, 16 çarpı 3 yapıyor burası da. O zaman burası da 48. Burası kaç yapıyor ama dikkat, hocam burası 15 çarpı 3'ten, o zaman burası da 45 yapıyor. Şimdi görünen yüzeyleri toplayalım. Hocam. Şunlara bakacak olursak 240, 240, 240. Yani 240'tan 3 tane var. Toplamı kaç yapıyor? 720 yapıyor. 720 artı. Sonra burada ne var? 48'den 3 tane var. Değil mi? Yaptıklarımızda şöyle bir çarpı atalım mı? Şöyle yeşil yeşille çarpı atalım. 240'ları yaptık. 48, 48, 48. 48'den de 3 tane var. 48 çarpı 3 kaç yapıyor? 3 x 8, 24, 12, 144 yapıyor. Tamam elimizde 144 var. 144 var. Bir tane elimizde ne var? Bir de 45 var. 45'i de toplarsam kaç yapıyor? 9, 8 189 yapıyor galiba değil mi? Evet. O zaman hemen onu da yazalım. Artı 189. Ama bir de çarpı ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Şunu topla bakalım kaç yapıyor? 9, 0, 8 909 yapıyor. Bir de çarpı 2 deyince hocam 2 kere 9, 18 sonra 2 kere 9, 18 yani 1818 yaptı. Bu ne yaptı ama bu yüzey alanı bir de yüzey alanı boyunca ben ne yapıyorum? Birim kare fiyatı 2 TL maliyeti. O zaman ben 1818'i 2 ile çarptığım zaman kaç TL olduğunu bulurum. O da kaç yapar? 2 kere 8. 2 ile çarptığım zaman 6, 36, 36, 36. Yani 3, 1, 636 yapmış olur mu? Olur. Cevap böyle ne çıkar? Denizli çıkar. Bak bu tekniği de ÖSYM yine kullanıyor. Görünen yüzeye çarpı 2 ama nerede? Küpte, birim küplerde ya da dikdörtgenler prizmasında ya da bunların yapıştırılmış hali olan garip şekillerde yapacaksın. Görünen yüzeylerde. Ya hocam ben şuradaki parçayı da biliyorum ama burayı göremiyorsun. Göremediğin için hesaba katma bunu. Tamam. Genelde bu tür yapılarda görünen yüzey çarpı 2 daha kolay bulduktur soruyu bize haberin olsun. Tamam. E o zaman böylelikle biz şunu hallettik. Neyi hallettik? EYT kısmını hallettik. O zaman ne diyoruz? AYT kısmı var sırada. AYT'yi de bir gün ya da iki gün sonra yayınlarız arkadaşlar. Onların soruları da hazır. O zaman AYT prova sınavında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.